Sen dur bakalım, dur dur. Sen bir daha söyle bakayım. Yüzüme karşı. Ne oldu, dilini mi yuttun? Konuşsana! Koşun! Koşun! Paşam! 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 Konuşsana! Atın bunu zindana! Yarın Çarşı Meydanı'nda ifaz edilecek! Bırak! Kaçakçı! Sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım. Kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. Zira ruhum ancak böyle huzur bulacaktır. Süleyman. Benim canımın sultanı. Nedir bu halin? Neden uyumadın? Hatunun biri evladım Mustafa'nın canına kastetmiş. Söylediklerine göre emri sen vermişsin. Kim söyledi bunu? Kim attı bu alçakça iftirayı? İbrahim Paşa değil mi? O söyledi. Başka kim olabilir ki? Yoksa inandın mı bu yalanı? Daha dün canını almak isteyen haine inandın mı? Eğer inansaydım şu an yanımda olmazdın. Madem öyle, İbrahim Paşa'nın iftirasında nasıl sessiz kalırsın? Aranızdaki bu kavga ne vakit bitecek Hürrem? Bu husumet nasıl sona erecek? Benim bir günahım yok Süleyman. İbrahim Paşa suçunu bastırmak istiyor belli ki. Her şey ortada. Herkesi kendine düşman etti. Gözü senin tahtında. Bunun da tek yolu Şehzade Mustafa. Gizli buluşmalar, mektuplar. Belli ki onu tahta çıkarma hazırlığında. Şehzade Mustafa'ya ihtimadım tam, fakat İbrahim Paşa için aynı şeyi söyleyemem. Kalbini öyle hırslarla doldurmuş ki onun önünde hiç kimse duramıyor. Hiç kimse. Peki sen Hürrem? Senin kalbin neyle dolu? Aşkla Süleyman. Senin aşkınla. Thank you.
Şehzadem. Fatma. Ne eyleyelim ki? Ölüme çare yok. Bize düşen kadere isyan etmek değil, ona razı olmaktır. Bir an evvel toparla kendini. Şehzadem, intikam alacaksınız değil mi? O yaptı. Hürrem Sultan öldürdü evladımızı. Bedelini ödemeli. Aynı acıyı o da çekmeli. Uyanın ey ahali! Kulak verin laflarıma! İbrahim Paşa denilen gafil, Müslümanları düşman bellemiş kendisine. Dün gece teravih namazından sonra Seyfi Efendi'yi zindana atmışlar. Dediklerine göre infaz edilecekmiş. Bir Müslüman bir Müslümana bunu reva görmez. Kafir! Paşa hesap versin! Hünkârım, Ayas Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel paşa. Yaklaş. Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Dün gece İbrahim Paşa'nın katıldığı teravih namazından sonra büyük bir hadise çıkmış. İbrahim Paşa halktan birini zindana attırmış. Halk tepkili. Mesele neymiş? Malumatım yok hünkârım. Herkes başka bir şey söylüyor. Çağırın İbrahim Paşa'yı gelsin. Onca insanın kanına girmiş bu zalim paşa, şimdi sarayında oturmuş, keyif içinde. Hiçbir şeyden haberi olmayan suçsuz günahsız Seyfi Efendi ise zindanda. Ona türlü türlü eziyet ediyorlar. Gidelim efendiler. Paşanın sarayına varalım. Paşadan hesap soralım. Doğru, hemen gidelim. Seyfi Efendi'nin salın ölmesini isteyelim. Yürüyün. Gidelim. Benim Paşa Hazretleri. Tanıyamadınız mı yoksa? Şah Sultanım. Bağışlayın, geleceğinizden haberim yoktu. Hatice söylemedi mi? Bir hayli geç vakit geldim. Konuşmaya vaktimiz olmadı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Evet. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Şükürler olsun, bir sıkıntım yok. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Saatinize duacıyım. Evet, iyi gördüm seni. Hayırlı sabahlar. Sana da Hatice. Derdiniz
genç dersiniz. Paşa nerede paşa? Dışarı çıksın paşa! Sizi böyle saadet içinde görmek beni çok mutlu etti. Devlet işleriyle pek meşgul. Tek şikayetim bu. Önümüz bahar sultan. Evlatlarımızla birlikte Edirne'ye gideriz. Ne oluyor? Bu sesler ne? İbrahim? Nedir bu sesler böyle? Kimdir bunlar? Paşamızla bir alakası olduğunu sanmıyorum. O yüzden mi paşanın adını haykırıyorlar Hatice? Öğreniriz birazdan. Paşa Hazretleri, güvenliğiniz için sarayda kalmanız lazım. Neymişler de? Seyfi Efendi'nin bırakılmasını istiyorlar. Paşa. Kimdir sizi buraya getiren çıksın ortaya. Haydi! Anlaşılan bir korkağın peşine takılıp gelmişsiniz buraya siz. Seyfi Efendi denilen o gafil cezasını çekecek. Hiç kimse buna mani olamaz. Şimdi iki yolunuz var. Ya evlerinize gidersiniz ya da isyan ettiğiniz için alayınızın kellesi gider. Karar sizin. İbrahim Paşa ne yaptı da kızdırdı bu insanları böyle? Vezir-i Azam olmak kolay değil. Bütün yük onun omuzlarında. Devleti o yönetiyor. Herkesi memnun etmek güç. Sen beni niye çağırdın? Sohbet ederiz diye. Payitahta niye çağırdın onu sual ettim. Özlediğin için değil herhalde. Anlatırım. Şimdi anlat, bilmek istiyorum. Hürrem. Bugüne kadar yaptıkları malumun. Bir o kadar da bilmediğin var. Ziyadesiyle güçlen. Ona karşı birlikte hareket etmeliyiz. Şimdiye kadar aklınız neredeydi? Elimizden geleni yaptık. Bilhassa hünkârımızın kalbinden söküp atmak istedik fakat olmadı. Nice hatunlar geldi geçti. Hiçbiri muvaffak olamadı. Şimdi ise haremi o yönetiyor. Bununla yetinse iyi. Devleti de yönetmek istiyor. Akıllı kadın. Sizden iyi yöneteceği muhakkak. Nasıl bu kadar rahat olursun? Hatun Şehzade Mustafa'yı öldürmek istedi. İbrahim'i de. Şükürler olsun ki bertaraf ettik.
Fakat iyice gözü dönmüş. Derhal durdurmalıyız onu. Küçük bir kar tanesi çığ olmuş. Önüne kattığını yok edip gelmiş, sen durdurmaktan bahsediyorsun. Eğer sen yanımda olursan durdurabiliriz. Hayır. Hayır mı? Hayır. Bu sizin meseleniz Hatice. Zinhar beni karıştırmayın. Ben burada hanedanımızın istikbalinden bahsediyorum. Hanedanın mı? İbrahim Paşa'nın istikbali mi? Gel. Dün gece bir hadise vuku bulmuş. Halk galeyana gelmiş. Mübarek Ramazan ayında olacak iş mi cami avlusundan adam toplayıp zindana atmak? Derhal izahat ver. Hünkârım, camiden ayrılırken yolum kesildi. Türlü hakarete vurdum. Ne kafirliğim kaldı ne hainliğim. Ben hadise çıkmasın diye uzaklaşmak istedim. Ki Nasuh Efendi de yanımdaydı, her şeyi duydu gördü. Şahsıma ve makamıma öyle ağır hakaretler edildi ki sessiz kalamazdım. Kimin haddine düşmüş bu? Bu devletin veziri azamına reva mıdır? İbret-i alem için Seyfi denen de Yusuf'un kellesinin alınmasını buyurdum. Bugün infaz edilecek. Bir kelle alınacaksa buna sen değil mahkeme karar verebilir, ancak İbrahim Paşa. Gada Efendi'ye haber gönderin. Bu Seyfi denen zat mahkemede yargılansın. Bizi yalnız bırakın. Diana. Buyurun sultanım. Bu vakitsiz ölüm hayra alamet değil. Belki Mustafa'mın canını kastedenler torunumun da canını kastettiler. Nasıl olabilir ki sultanım? Unuttun mu? Daha düne kadar aramızda bir casus vardı. Belki başkaları da var. Ne malum hastalığı bilerek bulaştırmadıkları. İçiniz rahat olsun sultanım. Ne size ne de şehzademize zarar vermelerine müsaade etmem. Diana, benim için her şeyi yapar mısın? Yaparım sultanım. Birinin canını alman gerekse bile mi? Birinin canını almam gerekse bile.
Hünkârımız İbrahim Paşa'nın isteğini reddetmiş. Zindana atılan adam yargılanacak. Bu çok güzel bir haber Rüstem Ağa. Anlaşılan o ki hünkârımız ona eskisi kadar itibar etmiyor. Paşa'nın saltanatı sona eriyor. Mühim olan Ebu Suud Efendi'nin de karar vereceğiz sultanım. Şahit İbrahim Paşa'yı haksız bulursa işte o vakit son bulur saltanatı. Vezir-i Azam'ın aleyhinde bir karar verebilir mi? Kadı Efendi'nin kimseye minneti yoktur. Kanunlar neyse o. Padişah bile olsa kadı hükmü olmadan hür bir insanın idamına karar veremez. Rüstem Ağa, iyi iş başardın. İyi iş. Eksik olmayın sultanım. Sağ olun sultanım. Ne vakit gidiyorsun? Allah'ın izniyle yarın yola revan oluyorum. Hünkârımıza ve size veda etmeye geldim. İrtibatı kim sağlayacak? Her şeyi ayarladım sultanım. Sümbül Ağa size malumat verecek. Güzel. O halde yolun açık olsun. Bir isteğin ihtiyacın olursa haber et. Elbette sultanım. Her daim emirlerinizi bekliyor olacağım. Kadı Efendi. Söyle. Ayas Paşa geldiler. Sizi görmek istiyorlar. Buyursunlar. Buyurun. Ebu Suud Efendi. Rahatsız ettim sizi. Estağfurullah Ayas Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. Yüce Hünkârımızın emriyle geldim. Bizzat sizin bir davayı görmenizi istiyorlar. Hangi davaymış bu böyle? Dün gece Ayasofya Camii'nin önünde tatsız bir hadise vuku buldu. Kulağıma bir şeyler çalındı. Ben ne dersem İbrahim Paşa Hazretleri ile alakalı, değil mi? Hünkârımız nasıl böyle bir hüküm verir Nasuh Efendi? Nedir bunun manası? Hadiseyi işitmeyen kalmadı paşam. Belli ki hünkârımız bunların önüne geçmek istiyor. Ayrıca ceza için kadı hükmüne ihtiyaç var. Ebu Suud Efendi yargılayacak. O benim aleyhimde bir karar vermek için can atar be. Ne cesaret edeceğini zannetmem. Bir tuzak bu Nasuh Efendi. Düşmanlarım beni gözden düşürmek niyetindeler. İtibarımla oynuyorlar. Hünkârım. Gel Rüstem Ağa, yaklaş. Yola çıkma vaktin geldi. Yüce gönlünüzle bahşettiğiniz vazifeyi ifa etmek için yarın Tekeye yola çıkıyorum hünkârım. Bu vazifeyi de layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum yok. Bir isteğin var mı? Size layık olmaktan gayrı bir isteğim yok. Adaletin dairesinden çıkmayasın. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Afiyettesinizdir inşallah. Sağ ol Rüstem Ağa. İyiyim. Sen nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Sultanım. Söyle. Malumunuz. Teke Sancak Bey'e tayin edildim. Yarın yola çıkıyorum. Size veda etmek de varmış kısmette. İyi. Sağlıcakla git Rüstem Ağa. Uğurlar olsun.
Mamurum. Canım kızım benim. Ben ister miydim seni bırakıp gitmeyi hiç? Ama mecburum. Başka çare bırakmadılar bana. Ama sen merak etme. Annen ne yapıp edip geri dönecek bir gün. Sana söz veriyorum. Bir gün tekrar kavuşacağız. Ve hiçbir kuvvet bizi ayıramayacak. Paşa Hazretleri. Baba. Canım. Yarın akşam Hatice'ye gideceğiz. Sen de gelirsin. Memnuniyetle gelirim. Sultanım, hiçbir şey yemiyorsunuz, konuşmuyorsunuz da. Hasta mısınız yoksa? Sağ ol. İyiyim ben. İbrahim Paşa'ya canınız sıkıldı, değil mi? Böyle bir mübarek ayda bu hadiseler nereden çıktı? Anlamak mümkün değil. İnşallah Paşa Hazretleri bir zarar görmez. Merak etme. İbrahim'e hiç kimse zarar veremez. Halk bir hayli tepkili ama bugün sarayınıza yürümüşler. Paşa Hazretleri icabına bakmış. Birkaç kendini bilmez işte. Öyle de hünkârımız İbrahim Paşa'nın kararını beğenmemiş. Meseleyi mahkemeye havale etmiş. Neyse ne. Sen üzerinde vazife olmayan işlere karışma artık Hürrem. Hatice, herkes haddini bilecek. Bu hadise çok üzmüş seni. İstersen sarayına git. Uyu biraz, dinle. Duracak değilim zaten. Senin için oturdum ben bu sofraya. Sizin ettiği laflara bak. Siz ona kulak asmayın. Fırsatını buldu ya konuşur elbet. Ya Şahıl bana ne demeli? Benim yanımda bir de Hürrem'i savunuyor. Ben de şaştım kaldım doğrusu. Bütün gün Hürrem'le birlikte. Konuşmadınız mı yoksa? Konuşmaz mıyım? Konuştum elbet. Fakat ondan bize hayır yok Gülfem. Beni karıştırmayın diyor. Onu çağırmakla hata ettim. Belli. Onu üzmek istememiştim. Seninle alakası yok Hürrem. Hatice hep böyledir. Hassas. Öyle. Bilhassa İbrahim Paşa ile yaşadıklarından sonra. Ne yaşadılar ki? Nigar'la aldatmasını diyorum. Muhakkak kulağınıza gelmiştir. Şu mesele. Bir sultanın böyle şeyler yaşaması çok acı. Zor günler geçirdi. Neyse ki toparladı şimdi. Paşamızı da affetti.
Malum. Ebedi bir aşkla bağlı. Vazgeçemiyor. İbrahim Paşa zapt olması zor biri. Hatice'm de her zaman çok masumdur. Öyle. Nigar'ın canını bağışladığı gibi çocuğunu bile kabul etti. Çocuk mu? Biz de öldüğünü sanıyordum. Meğer sultanım saklamış. İbrahim Paşa öğrenince çocuğu bir konağa aldı. Şimdi orada bakılıyor. Nigar'ı da apar topar evlendirdiler. Neyse ki şimdi mesutlar değil mi? Evet. Hepsi mazide kaldı. Bu mevzularla canımızı sıkmayalım. Tatlı. Üzülme hatun. Elbet bir gün tekrar göreceksin evladım. Beni ona unutturmayın ne olur. Bir annesi olduğunu ve onu çok sevdiğimi bilsin. Başka da bir şey istemem sizden. Merak etme evladın seni hiçbir vakit unutmayacak. Hakkınızı helal edin paşa. Helal olsun. Yolun açık olsun hatun. Paşam. Bilmenizi istediğim bir şey var. Ne olursa olsun. Ne yaşarsak yaşayalım. Ben hep sizi sevdim. Başıma ne geldiyse bu yüzden. Nerede? Kimle olduğum mühim değil. Benim kalbim burada. Sizin yanınızda. Nedir seni böyle tedirgin eden? İbrahim Paşa'nın yargılanmasını istemişsiniz. İbrahim'in değil Hatice. İbrahim'e hakaret edenin yargılanmasını istedim. Buna ne lüzum var hünkârım? Ben anlamıyorum. İbrahim yıllardır hem size hem hanedanımıza sadakatle hizmet etmiş büyük bir devlet adamı. Bunun ötesinde damadınız. Evlatlarımın babasına bunu nasıl reva görürsünüz? Kararlarımı seninle tartışmayacağım. İlaveten İbrahim'in de iyiliği için böyle olmasını uygun gördüm. Adalet yerini bulacaktır. Sence ne oldu mu hatun? Hayır, iyiyim ben. Bir şey olursa hemen haber ver. Dediklerimi de harfiyen yapacaksın. Aman ha, çok dikkatli ol. Sağda solda konuşup gebe olduğunu kimseye açık etme. Ne oluyor burada? Bir mesele mi var hekim kadın? Yok Kiraz ağam. Hatun biraz üşütmüş. İlaç vermiştim. Nasıl oldu onu sual ediyordum. İyi. Geçmiş olsun. Bizi Mihrimah'la yalnız bırakın.
mi o halin? Yoksa Nurbahar mı öğrendiler? Taşlıcalı Yahya ile ne vakittir görüşüyorsun? Daha kaç kere söyleyeceğim. Böyle bir mesele yok. Olamaz. O halde neden tehdit ettin beni? Sen sus ben de susayım dedin. Suçsuz günahsız birinin sırf benimle konuştu diye canını yanmasını istemiyorum çünkü. Kimseye derdini anlatamadan kapının önüne koyarlar. Tabii canını almazlarsa. Bana doğruyu söyle Mihrimah. Doğruyu söylüyorum. İbrahim Paşa'nın yanına gelmiş. Karşılaşınca da sohbet ettik. Mihrimah. Sen bunları düşüneceğine kendi derdinle meşgul olsana. Nurbahar bugün değilse yarın ifşa olacak. Onca hatun içinde. Biri mutlaka anlar. O zaman da babam sana olan itimatını kaybeder. Sancağı da gidemezsin. Düşükten başka bir çare yok mu? Yok. Sultanım. Nedir vaziyet hatun? Hekimler ilaç verdi sultanım. Güç bela uyudu. Kendine gelince bağırıp çağırıyor. Hay Allah. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Ne oldu Fidan? Ne bu telaş? Mühim bir havadisim var size. Ayşe Hatun sen misin? Benim sultanım. Ebe kadın. Emin misin gebe olduğunu? Eminim sultanım. Ayşe Hatun en az 2 aylık gebe. Mustafa. Ne oluyor validem? Oğlum Rabbim acımızı gördü. Bizi duydu. Bu gam ve kederli günlerimizde tekrar yüzümüzü güldürdü. Cariyelerinden Ayşe Hatun gebeymiş. Bu bize Allah'ın bir lütfu oğlum. Bir hediyesi. Bu yaslı günlerimizde acımızı dindirmese de bir umut ışığı. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri, davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyursunlar. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri, davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyurun. Nasıl efendi? İbrahim Paşa'yı temsilen ilk sözü sana veriyorum. Nedir şikayetiniz? İbrahim Paşa ile birlikte teravih namazına gittik Kadı Efendi. Namaz bitince camiden çıktık. Bu sırada cami önünde bekleyen birileri vardı. Ve bazıları Paşa Hazretlerine hakaret ettiler. Seyfi Efendi de var mıydı aralarında? Evet. Peki ne dediler, ne söylediler Paşa Hazretleri hakkında? Kafir dediler Kadı Efendi. Putperest dediler. Güya Paşa Hazretleri gizli bir Hristiyanmış. Boynuna haç takıyormuş. Gizlice kiliseye gidiyormuş. E işte bunun gibi daha bir sürü iftira. Paşa Hazretleri. Monsieur Fora, hoş geldiniz. Kralınız François nasıllar? Afiyettedirler inşallah. Kralımız iyi, sağlığı yerinde. Sizden gelecek güzel haberleri bekliyorlar. Müzakerelerimiz devam edecek biraz daha. Hayırlı bir karar alacağız elbet.
Paşa Hazretleri size büyük geçmiş olsun. Hakkınızda bir dava başlıyoruz bugün. Monsieur Fore, Osmanlı bir kabile devleti değildir. Kanunlarla yönetilir. Usullerimiz ayrım yapılmadan tatbik edilir. Zira adalet ancak ve ancak böyle sağlanır. Seyfi Efendi, ne dersin? Nazuhi Efendi'nin söyledikleri doğru mudur? Doğrudur Kadı Efendi. Paşa Hazretleri'nin kafir olduğunu söylüyor herkes. Hatta sarayının mahzenine gizli bir kilise yaptırmış. Ve dediklerine göre ecnebi elçilerden deve yüküyle altın alırmış. Bırak şimdi kimin ne dediğini. Sen ne diyorsun? Doğru mu bunlar? Kadı Efendi, vallahi öyle diyorlar. Kendi gözünle gördün mü? İspat edebilir misin? Hayır. Fakat sarayının bahçesinin putlarla dolu olduğunu cümle alem biliyor Kadı Efendi. Peki sen Paşa Hazretleri'nin o put dediğin taşların önünde secde ettiğini gördün mü? Görmedim Kadı Efendi. Peki camide Yüce Allah'ın huzurunda secdeye vardığını gördün mü? Gördüm. Hey gafil adam, madem öyle, neden gördüğüne değil de görmediğine inanırsın ha? Peygamber Efendimizin bir kimse bir adama ey kafir diye çağırırsa ve o adam böyle değilse, o söz söyleyene geri döner diye hadisi vardır, bilmez misin ha? Kadı Efendi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Sen hakaret ettin mi Paşa Hazretlerine? Ben birkaç laf ettim. Lakin hakaret değil. Ne söyledin, ne dedin? Konuşsana be adam. Hatırlamıyorum Kadı Efendi. Başkalarının söylediğini kelimesi kelimesine hatırlıyorsun da kendi ağzından çıkanları bilmiyorsun, öyle mi? Hatice. Hoş geldin. Davayı merak ettim. Netice belli oldu mu? Hayır. Henüz bir haber yok. İbrahim Paşa bu sevgine layık olur inşallah. Neden böyle söyledin? Nigar meselesini niye bana anlatmadın Hatice? Böyle mühim bir mevzuyu başkalarından mı duyacaktın? Hürrem söyledi değil mi? Tahmin etmeliydim. Beni delirtmek için elinden geleni ardına koymuyor. Onu suçlamayı bırak Hatice. Başına gelen her şeyden Hürrem mesul olamaz. En azından bu mevzuda. Gelir gelmez senin de kanına girmiş anlaşılan. O zehirli diliyle seni de kendine bağlamış. Beni kendinizle karıştırmayın. Ben hayatım boyunca hiç kimseye bağlanmadım. Bugünden sonra da bağlanacak değilim. Paşa Hazretleri benim kellemin alınmasını buyurdu. Buna hakkı ve selahiyeti yok. Yazıktır, günahtır. Ben herkes tarafından sayılan, sevilen, hürmet gösterilen bir esnafım. Kadı Efendi, bırakın da ben işime gücüme gideyim. Madem işin gücün vardı senin, onlarla meşgul olsaydın. Kadı Efendi, ben... Tamam, yeter artık. Sus. Nasıl efendi? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır Kadı Efendi. Paşa Hazretleri şahsına ve makamına yönelik yapılan hakaret ve iftiralara tepki göstermekte haklıdır elbet. Ve fakat hiç kimse kendini kanunlarımızdan üstün göremez. Ve dahi hiç kimse kendini kadı yerine koyamaz. Ve kadı hükmü olmadan hiç kimse cezalandırılamaz. Yaz Katip Efendi.
Bayramoğlu, Seyfi Efendi, Devlet-i Aliye'nin Veziri Azamı İbrahim Paşa'ya kafir diyerek iftira ve hakaret ettiğini şahitler huzurunda beyan ve kabul etmiştir. Bu sebepten mütevellit kendisini 100 sopa vurulmasına ve 5 sene kürek cezasına çarptırılmasına ve daha sonra Rodos adasında kalebentliğe mahkum edilmiştir. Etmeyin Kadı Efendi. Vallahi billahi benim bir suçum, günahım yok. Haksızlık ediyorsunuz. Beni evlatlarından ayırmayın. Bunu daha önce düşünmeliydin Seyfi Efendi. Paşa Hazretleri hakkında söylenen her söz aksi ispat edilmediği takdirde külliyen yalandır, iftiradır. Zinhar hiç kimse böyle mesnetsiz ithamlara itibar etmesin. Dava bitmiştir. Götürün. Yapmayın Kadı Efendi. Ocağınızda düştüm Kadı Efendi. Bağışlayın Kadı Efendi. Kadı Efendi etmeyin. Bağışlayın Kadı Efendi. Yapmayın Kadı Efendi. Bugünlük bu kadar kâfi Monsieur Fouret. Ben size daha sonra haber veririm. Nasıl arzu ederseniz. Paşa Hazretleri bu arada benden daha evvel istemiş olduğunuz kitap nihayet bulundu. Hangi kitap? Machiavelli'nin Prens kitabı. Sizin için Floransa'dan getirtiyorum. Gemi birkaç gün içinde limanda olur. Hala bende ne vakittir merak ediyordum. Paşa Hazretleri. Nasuh Efendi geldiler paşam. Evet. Paşa Hazretleri. Monsieur Fouret, o merak ettiğiniz davanın neticesini öğrenmek istiyorsanız benimle çarşı meydanına bir gelin. Gelin ki bana dil uzatan gafillerin akıbetini görün. Hayli hassas bir davaydı Hoca Çelebi. Emsal olacak bir hüküm vererek hiç kimsenin tesiri altında kalmadan yalnızca kanunlara ve vicdanına göre karar verdiğini bir kez daha gösterdin. Hünkârım, vazifemi ifa ettim. Asıl ben bir kez daha adaletinize hayran kaldım hünkârım. Bu davayla herkes anladı ki icap ettiğinde vezir-i azamlar da mahkemeye çıkar. Senin Ramazan-ı Şerif için tembihatlarına riayet ediliyor mu? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Umumiyetle riayet ediyorlar hünkârım. Etmeyenler de cezalarını çekiyorlar. Yalnız bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Şu anda payitahtta bir et sıkıntısı var. Kasaplar ketudası zamanında haber vermediler bize. Nasıl olur bu Kadı Efendi? İstanbul senden sorulur. Sen neden tedbirini almadın? Hünkârım, ketudalara güvenmekle kusurum olmuştur. Kasaplar ketüdası bize haber vermeden eksiklikleri kendisi halletmeye kalkmış. Ama ben şimdi tedbirimi aldım. Birkaç gün gecikmeyle de olsa civar vilayetlerden koyunlar gelecek hünkârım. Asıl mesele neymiş? Bogdan Voyvodası Petru Rareş mükellefiyetlerini yerine getirmemiş hünkârım. Her sene göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Bunu divanda istişare edeceğiz. Bana teferruatlı bir malumat hazırla. Emriniz başım üstüne hünkârım. Sultanım. Zümrülah söyle. Kadı Efendi ne karar verdi? Sultanım, Seyfi Efendi cezalandırıldı. İbrahim Paşa aklandı. Ne yaparsak yapalım, İbrahim Paşa'ya hiçbir şey tesir etmiyor. Üzerinde bir tılsım var sanki. Tılsımdan da kuvvetli bir şey var sultanım. Hünkârımız arkasındalar. Bu dava ile birlikte İbrahim Paşa halkın gözünde aklandı. Hakkındaki söylentiler bıçak gibi kesildi.
Ayaz Paşa'ya haber yolla. Derhal görüşmek istiyorum. Emredersin sultan. Destur! Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri! Bayramoğlu Seyfi'nin İbrahim Paşa'ya hiçbir küfür emaresi olmadan kafir diyerek, iftira ederek halkı Vezir-i Azam aleyhine tahrik ettiği için 100 sopa vurularak cezalandırılmasına, 5 sene gemilerde kürek çekmesine ve kürek cezasının tamamlanmasından sonra Rodos'ta kalebent olarak kalmasına karar verilmiştir. Hiç olmadığı kadar itibar kazandı. Tersi bir hüküm çıksaydı toparlanamazdı. Oysa şimdi kuvvetine kuvvet katmış olduk. İnsanlar susmuş olabilirler sultanım. Ve fakat günü geldiğinde tekrar konuşacaklardır. Zira İbrahim Paşa ne yaparsa yapsın, düşmanları dostlarından her daim çok olacaktır. Ayaz Paşa, İbrahim Paşa'nın en büyük dostu hünkârımız. Bu yüzden hala nefes alıyor. Hünkârımıza asla hakiki yüzünü göstermiyor. Mutlaka sakladığı şeyler vardır. Onları bulup ortaya çıkarmalıyız. Elimden geleni yaparım sultanım. Ve fakat İbrahim Paşa'mız temkinlidir. İz bırakacağını sanmam. Orası belli olmaz. İbrahim Paşa'nın gözlerinde öyle bir kibir var ki burnunun ucunu bile görmüyor. Ayşe Hatun. Buyurun şehzadem. Bize bu kederli günlerimizde öyle bir müjde verdin ki. Dile benden ne dilersen. Gözdeniz olmak benim için hediyelerin en büyüğü şehzadem. Âlâ. Hatun'u gözdeler katına alın. Usuller ne gerektiriyorsa aynen tatbik edilsin. İlaveten, sıhhati için hususi alaka gösterin. Zira onun sıhhati her şeyden mühim. Her türlü melanetten sakınacaksınız. Emredersiniz. Çekilebilirsiniz. Talih kuşu kondu başına, talih kuşu. Aman diyeyim, dikkatli ol bundan sonra. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Öyle ortalıkta dolaşmak yok. Hekimler ne dediyse harfiyen riayet edeceksin. Merak etmeyin, gözüm gibi bakarım ona. Seher Kalfa. Buyur Fidan Hansu. Ayşe Hatun, şehzademizin gözdesi oldu. Gözdeler kovuşunu hazırlayın. Hiçbir şey eksik olmasın. Zira hatun gebe.
aile iki cariye de hizmetine verin. Götürün hemen. Fatma Hatun. Sen ne yapıyorsun burada? Niye çıktın odandan? Geçmiş olsun İbrahim Paşa Hazretleri. Hakkında hüküm verilmiş. Aklanmışsın diye duydum. Ne oldu yoksa hayal kırıklığına mı uğradın? Onca tertip hazırlık boşa mı gitti? Beni böyle çirkin oyunlarla mağlup edebileceğini mi sanıyorsun sen? İbrahim Paşa, beni gözünde fazla büyütüyorsun. Ayağın takılıp düşse benden bileceksin. Oysa hiç kimse seni sevmiyor, hatta nefret ediyorlar. İşte gördün, senin için neler diyorlar. Madem söylenenlere bu kadar itibar ediyorsun, o halde kendin için söylenenleri de bir düşün. O kurduğun vakıf seni melaike yapmaz. Ayrıca kimin ne düşündüğü, ne söylediği benim umurumda değil. Hünkârımızın sevgisi kafidir bana. Tıpkı senin gibi. İbrahim Paşa, bir gün buradan gideceksin. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksin paşa. Bundan şüphem yok. Emin olmadığım tek bir şey var, nasıl gideceğin. Ayaklarının üzerinde mi, yoksa ayaklar altında mı? Sen kendin için hangisini tercih ederdin? İbrahim Paşa, hala anlamadın mı? Benim ancak cenazem çıkar bu saraydan. Benim de. Benim de. Şehzadem, beni istemişsin. Mihrim abi, ben vazgeçtim. Nurbahar Hatun'un doğurmasını istiyorum. Üzgünüm. Geç kaldım. Ne demek bu? Sen tamam deyince ben de Hekim Kadın'a haber verdim. Bu sabah gereğini yaptı. Nurbahar artık gebe değil. Üzülme. Nurbahar Hatun şimdi çok iyi. Ben onunla alakadar oluyorum. Nurbahar Hatun, hazır mısın? Geç Hatun, uzan şöyle. Mihrimah Sultan birazdan gelir. Derhal icabına bakmamız lazım. Şehzademizi görmek istiyorum. Şehzademizin emri bu. Emre karşı mı geleceksin? Ağlama, geç hadi uzan. Gel. Ağlama. Kiraz Ağa. Sultanım. Eğer bundan birine bahsedecek olursan seni mahvederim. Sultanım, ben bir şey görmedim ki zaten. Tek kelime edersen kellen gider. Anladın mı? Çekilebilirsin.
Ne diyorsun? Ona güvenelim mi? Kendi gölgesinden bile korkar bu. Siz hiç merak buyurmayın sultanım. Benim gözüm, kulağım üzerinde olacak. İyi, ihmal etme. Kolay gelsin Celalzade. Burada olduğunu işitince bir bakayım dedim. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Hayır paşam. Yarına yetişmesi icap eden bazı mühim evrak var. İbrahim Paşa bugün Fransız elçisini kabul etmiş. Doğrudur paşam. Monsieur Fore neler istemiş gene. Evrakı getir bir okuyayım. Elbette paşam. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Çekilebilirsiniz. Beni görmek istemişsiniz. Birazdan şehzadelerim gelecek. Bu akşamki teravih namazını birlikte kılacağız. Şeref duyarım. Pargalı. Hala kırgın mısın bana? Haşa hünkârım. Benim ne kırgınlığım olabilir? Ben hiçbir vakit sizin kararlarınızı tartışmadım, tartışmamdı. Pargalı, eğer ben bugün o mahkemenin kurulmasını istemeseydim... o vakit seni haksız yere koruyor konumuna düşerdim. Senin hakkındaki bu asılsız, çirkin iftiralar da çığ gibi büyürdü. Asıl mesele insanların hakikati görmesiydi. Hünkârım, sizin itimadınız benim için her şeyden kıymetlidir. Onu kaybetmektense canımı kaybetmek evladır. Gel! Hünkârım, şehzadelerimiz geldiler. Hadi, gidelim. Celalzade. Buyurun paşam. Bu görüşme ne vakit oldu? Bu görüşme eski paşam. Hünkârımız Manisa'ya gittiklerinde olmuştu. Neden sual ettiniz? Hiç. Sen şunun bir nüshasını çıkar bana. Elbette paşam. Fatma Hatun. Sendin değil mi? Kim? Evladımı öldüren sendin değil mi? Hayır, yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Kes sesini. Sen korktuğum başıma geldi Mustafa. Fatma aklını yitirdi. Ayşe Hatun'un gebe olduğunu öğrenince iyice delirmiş. Neredeyse öldürüyormuş Hatun'u, zor almışlar elinden. Mustafa'm, Fatma'yı göndermekten başka çaremiz yok. Burada kalırsa hem kendisine hem de etraftakilere zarar verecek. Hafsa Sultan şifa annesine yollayalım.
En azından iyileşene kadar orada bakılır. Hünkârımız bunları okumuş mu? Celalzade okumadıklarını söyledi. Belli ki bu laflardan haberleri yok sultanım. Ayaz Paşa iyi iş başardı. Sana itimat etmekle yanılmamış. Teveccühünüz sultanım. Ne yapmamı emredersiniz? İbrahim Paşa kendini bir kartazan ediyor. Beni de bir güver. Onun karşısında zayıf ve çaresizmişim. Beni parçalar ve yok edermiş. Madem ben bir güvercinim, bu vaziyette yapabileceğim tek bir şey var. Haber uçurma. Ha, Mesut Efendi. Bu akşam kendi sarayımda bir iftar yemeği veriyorum devlet erkanına. Seni de orada görmek isterim. Şeref duyarım paşam. Paşa Hazretleri. Hoş geldin Kadı Efendi. Hoş bulduk Paşa Hazretleri. Koyun tedariki ile alakalı hünkârımızla görüşmeye geldim. Hı. Haberim var, birlikte geçeriz. Ebu Suud Efendi. Hakkımda verdiğin isabetli karardan mütevellit sana müteşekkirim. Kararımın sizin şahsınızla bir alakası yok Paşa Hazretleri. Ben temsil ettiğiniz makamı esas aldım. Gel. Hünkârım. Hayrola Ayaz Paşa, yalnız mı geldin? Kadı Efendi gelmedi mi hala? Ben başka bir husus için rahatsız ettim sizi. Söyle. Hünkârım, dün İbrahim Paşa'nın Fransız elçisiyle olan görüşmesinde hazır bulunamadım. Bu sebeple müzakere zaptını okudum. Daha evvelki müzakerelerin de zaptı geçti elime. Siz Şehzade Mustafa Hazretlerini ziyaret ettiğiniz vakit bir müzakere yapılmış. Haberim var. İbrahim Paşa malumat vermişti. O halde yazılanlar malumunuz olmuştur. Mesele nedir paşa? Okumanız icap eden bazı hususlar var hünkârım. Yani elinde olsa bir kaşık suda boğacaksın beni, öyle mi? Paşa Hazretleri, bu nasıl bir laftır? Sen hünkârımıza yaranmak için aldın o kararı. Senin gayen belli. Makam mevki peşindesin sen. Paşa Hazretleri, benim peşinde olduğum tek şey adalettir. Ben hesabımı Allah-u Teala'ya veririm. Mükafatımı da Cenab-ı Hak verecektir. Adalet mi? Peki bu yüzden mi evladını köşe bucak saklarsın? Bir başkasının evladı olsaydı kulaklarından çiviletmez miydin? Adaletmiş. Senin o adalet dediğin benim ben. Her şey benim elimde. Sen aksi bir karar verebileceğini mi sanıyordun? Gördün işte. Hünkârımız da benim yanımda. Divan kararıyla kendisinden dahi beni korurken kim zarar verebilir bana? Kendinizi unutmayın Paşa Hazretleri. Bazı insanlar vardır ki kendi kendilerine zarar verirler. Evladın gibi mi? Sen burada bekle, ben hünkârımıza haber veririm.
Hayvanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır, monsieur. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. Ben de hünkârım olan yüce padişahı, söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Her şey benim kararımla olduğu için yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim olayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Hünkârım. Kadı Efendi et meselesiyle alakalı malumat vermek için geldi. Geç meseleyi ben de tetkik ettim. Boğdan Voyvodası göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Fakat bu sadece bir haraç meselesi değil. Anlaşılan o ki Voyvoda Ferdinand ve Şarken'le işbirliği içerisinde. Hünkârım, iyi misiniz? Bu akşam devlet erkanı için bir iftar yemeği veriyorum hünkârım sarayımda. Eğer kabul buyurur, teşrif ederseniz şeref duyarım. Gelirim İbrahim. Yanına gittin mi? Gittim sultanım. Çok şükür iyi. Birkaç güne toparlanır. İkisi için de en iyisi bu. Nesi varmış Nurbahar Hatun'un? Nereden çıktı bu hastalık? Vallahi Afife Hatun'um, benden duymuş olma. Lakin vaziyet bildiğin gibi değil. Yani ben de ne yapacağımı şaşırdım. Söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Konuşsana be adam, ne oldu? Kiraz Ağa. Sultanım. Sultanım. Demek buradasın. Afife Hatun. Kiraz Ağa'yı derhal saraydan yollayın. Onu haremde istemiyorum. Size karşı bir kusurum oldu. Oldu ki kovuyorum. Derhal yollayın. Thank you.
Cihangir'sin yemeğini ye. Oruç tutmak için yaş mı müsait değil? Yemeyiz lan. Gel Afife Hatun. Sultanım. Şehzadem de oruç tutmak istiyor. Ne dersin, tutabilir mi? Hekimbaşı pek münasip bulmadılar sultanım. Seneye inşallah. İnşallah. Hı? Nazlı sen Cihangir'i içeri götür. Afife Hatun, bir şey mi oldu? Mihrimah Sultan. Kireç Ağa'yı saraydan göndermemi istediler. Malumat vermek istedim. Neymiş mesele? Validem. Mihrimah, ne oluyor? Nereden icap etti Kireç Ağa'yı yollamak? Benden habersiz böyle bir karar verebileceğini mi sanıyorsun? Bizi yalnız bırakın. Sultanım. Seni dinliyorum. Ne yaptığını öğrenseydiniz siz de kovardınız valide. Ne yapmış olabilir ki? Taşlı çalıyı öğrenmiş. Afife Hatun'u söyleyecekken yakaladım. Nasıl öğrenmiş? Bilmiyorum. Bütün gece Zümrüt Ağa'nın ağzını aramış. Derhal gitmesi lazım. Bugün değilse yarın birine söyler. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Kireç Ağa'yı Trabzon'a gönder. Bir daha asla bu saraya gelmeyecek. Ona söyle, canını bağışladığıma dua etsin. Ay. Ya o ezan ne vakit okunacak? Daha var ağam. Daha çok var. Hayırdır, sen bir fena oldun bugün. Haremin işlerine koşturmaktan takatim kalmadı ya. Tabii senin maşallahın var. Sahurda 3 aylık yemek yedin be Adem. Şu göbeğe bak. Abul kırş. Tövbe tövbe. Ay. Ya Kireç Ağam, sen niye dolanıp duruyorsun orada? Açlıktan ağam, açlıktan. Yok yok. Başka bir şey var sende, belli. Kireç Ağa. Buyur Afife Hatun. Afife Hatun. Ne kalt ettiysen, Hürrem Sultanımız da gönderilmeni buyurdu. Nereye gönderiyorlar? Topla eşyalarını. Trabzon'a dönüyorsun. Şükürler olsun. Ya sokağa atsalardı ne yapardım? Afife Hatun'um, ne oluyor? Sahiden gidiyor mu bu mel'un? Düşünme hadi. Ağlar, ben gidiyorum. Vallahi ne üzüldüm, ne üzüldüm. Kahrımdan öleceğim şimdi. Belli oluyor. Ya Kireç Ağam, ne yaptın sen? Elinin körünü yaptım. Kireç Ağa. Kireç Ağa. Bırak şimdi onları da, ne kabahat işledin onu söyle. Hiç. Nasıl hiç be adam, nasıl hiç? Koskoca Hürrem Sultan'ı kızdıracak ne yaptın? Canını bağışladığıma dua etsin dediler. Konuşsana. Ne söyleyecektin sen bana?
Bir şey yok Afife Hatun. Mühim değil. Ey Allah'ım sen bana sabır ver. Yürü. Hadi yürü. Gel. Şehzade Hazretleri. Hoş geldin Taşlıcalı. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım şehzadem. Şehzadem. Gelir gelmez kötü haberi verdiler. Başınız sağ olsun. Takdir-i ilahi. Demek ki Yüce Rabbim çok görmüş bu evladı bana. Allah sabır versin. Amin. Sen payitahttan haber ver. Neler oldu anlat. Gülizar Hatun'la alakalı ne yazık ki iyi haberlerim yok şehzadem. Hatun emri vereni itiraf etmek yerine canına kıydı. Paşa Hazretleri hünkârımıza vaziyeti anlatmışlar. Fakat hünkârımız itibar etmemişler. Başka türlü olsa şaşardım zaten. Ne vakit gidecek şifahaneye sultanım? Beklemeye lüzum yok. Hazırlığını yap, bu gece götürürüz. Emredersiniz. Nasıl oldu peki? Biraz sakinleştim. Hekimler ilaç veriyor. Hali hal değil sultanım. Sultanım, arzu ederseniz siz girmeyin. Ne yapacağı belli olmaz. Kendim söylemek istiyorum Diana. Onca yıl hizmetimi gördü. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Sultanım, bağışlayın lakin hünkârımız da ailenize dönmenizi istediler. Yalnız olduğunu söylemiştin. Yalnızlar sultanım. Thank you.
Paşa Hazretleri. Söyle. Fransız elçisi Monsieur Faure geldi. İftar vakti şimdi, ayrılalım. Alın gelsin bakalım neymiş derdi, bir öğrenelim. Vezir-i Azam Hazretleri, sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Monsieur Faure, buyurun. Dost ve müttefik Fransa Devleti'nin elçisini görmekten memnun oluruz. Paşa Hazretleri, istemiş olduğunuz kitap nihayet elime ulaştı. Eğer razı ederseniz takdim etmek isterim. Peki sen İbrahim, sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım, kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. İşte Machiavelli isimli Floransalı'nın lanetli kitabı. Lanetli kitabı. Bir kitaptan da korkulduğunu ilk defa görüyorum ha. Ne dersin Hızır Aleddin Paşa? O kitabın şeytan tarafından yazdırıldığını söylüyorlar paşam. Bakalım ne yazdırmış şeytan. İbrahim Paşa, şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. İbrahim Paşa, divanda bunu okumanı istiyorum. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalım. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Paşalar bakın burada Machiavelli Osmanlı ile Fransa'yı mukayese etmiş, dinleyin. Osmanlı'nın monarşisi bir senyör tarafından yönetilir. Diğerleri onun kullarıdır. Ülkesindeki yöneticileri istediği gibi tayin eder, istediği gibi değiştirir. Fransa'da ise birçok eski senyör ve onların imtiyazları vardır. Kral onların imtiyazlarına dokunamaz. Bu yüzden padişahın krallığını işgal etmek zor. Fransa'yı ise işgal etmek kolaydır. Osmanlı'ya saldırırlarsa bütün ülkeyi karşılarında birlik olarak bulur. Ama savaş meydanında Osmanlı'yı mağlup edip padişahın soyu ortadan kaldırılırsa korkacak bir şey kalmaz. Geriye kalanların halk üzerinde bir tesiri yoktur.
Anlaşılan Machiavelli bu kitabı yazarken benden haberdar değilmiş. Zira devlet-i âliyenin direği benim. Ben yaşadığım müddetçe bu yüce devlet ayakta dimdik duracaktır. Kadı efendi. Size beni rahatsız etmeyin demedim mi? Efendim, hünkârımız geldiler. Çabuk alın içeri. Çabuk. Hünkârım, sizi bu şekilde karşılamak istemezdim ama... Mühim. Nasılsın Hoca Çelebi? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ben iyiyim de... Siz nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Sana danışmak istediğim bir husus var. Elbette buyurun hünkârım. Size ne ikram edebiliriz? Bir su getirsinler kâfi. Haklısınız Vezir-i Azam Hazretleri. Kralımızın istediği imtiyazları bile sizin yüksek teveccühünüzle aldık. Elbette. Elbette. Başka burada Machiavelli insanları ikiye ayırıyor. Tarihi yaşayanlar ve tarihi yapanlar diyor. Ben tarihi yapanlardanım. Siz ve bu bütün Hristiyan alemi görecek ki... Bu İtalya seferinden sonra bütün cihanda yeni bir dönem başlayacak. Değil mi? Hünkârım, nedir böyle içinizi yakan? Hoca Çelebi. Bir süredir düşündüğüm bir şey var. En sonunda bir karara vardım. Bana hayli yakın birinin akıbetiyle alakalı bir karar. Ancak bizzat yazdırdığım fermanı şerifimle onu kendimden dahi koruyorum. Divan kararıyla kendisinden dahi beni korurken kim zarar verebilir bana? Kendi irademle koruduğum bu kişinin akıbeti için ne yapmak lazım ki? Hem ona verdiğim sözü tutabileyim, hem de kararımı tatbik edebileyim. Hünkârım, eğer bir mahzuru yoksa bu kararın ne olduğunu öğrenmem mümkün mü acaba?